Çocuklarda düz tabanlığın tedavisi için düz tabanlığın öncelikle çeşitlerinden bahsetmemiz gerekir. Çünkü düz tabanlığın tedavisi düz tabanlığın çeşitlerine göre de farklılık göstermektedir. Çocuklardaki düz tabanlığı genel olarak ikiye ayırıyoruz biz. Bunlar esnek ve sert düz tabanlıktır. Esnek düz tabanlık toplumda en yaygın olarak görülen tabanlık tipidir ve ortalama toplumun %15 ila 20 civarını etkilemektedir. Ve bu esnek düz tabanlık yaşantının önemli bir bölümünde herhangi bir sorun oluşturmayan bir düz tabanlık çeşididir. Bunu nasıl tespit ediyoruz? Bu düz tabanlıkta ayak kavisi sadece çocuk üzerine bastığında düzleşir. Fakat ayak üzerinde yük yokken veya baş parmağı geriye doğru çektirmeyle birlikte ayak kavisinin oluştuğunu görmek mümkündür. Bu düz tabanlık çeşidi zaman içerisinde ayak kaslarının gelişmesiyle ve kemik yapısının olgunlaşması ve belirginleşmesiyle 8-10 yaşlarına kadar düzelebilir. Ayrıca esnek düz tabanlık ayakta ağrı veya yara gibi problemler oluşturmayacağı için tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Fakat biz yine de ailenin psikolojik olarak rahatlaması veya nadir olan durumlarda oluşan ağrıya fayda sağlayabilmemiz için tabanlık kullanılmasını önerebiliriz. Fakat şunu unutmamak gerekir ki tabanlık kullanarak düz tabanlığın düzelmesini beklemek yanlış olur. Çünkü düz tabanlıkla tabanlık arasındaki ilişki göz bozukluğu ve gözlük arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Nasıl ki gözlük kullanılarak göz bozukluğunu düzeltmek mümkün değilse, tabanlık kullanılarak da düz tabanlığı düzeltmek mümkün değildir. Sert düz tabanlık ise apayrı bir kategoridir ve bu ayakta ciddi sorunlara ve ağrılara yol açabilecek bir problemdir. Bu düz tabanlık çeşidinde ayak kavisinin üzerinde yük olsa da olmasa da bir düzleşme vardır ve yük dağılımındaki bozukluğa bağlı olarak ayak tabanında ağrı veya bası yaraları, nasırlar oluşabilir. Bu düz tabanlık çeşidinin oblik talus, vertikal talus veya tarsal koalisyon gibi farklı sebepleri olabilir. Bunlar ciddi sorunlardır. Sert düz tabanlı da tabanlıkla düzeltmek mümkün değildir. Çünkü buradaki problem ayağın kavisinin oluşmamasından ziyade kemik problemleridir. Şikayet oluşturması durumunda sebep olan duruma göre farklı cerrahi işlemler uygulamak gerekebilir.